Ne bu halin Melis? Yok bir şeyim. Ne demek yok bir şeyim? Yüzünden düşen bin parça ya. Konuşmak istemiyorum. Dilan lütfen. Baban gitti diye mi böylesin? Konuşmak istemiyorum dedim. Anlamıyor musun? Peki, tamam. Sen konuşma, o zaman ben anlatayım. Zeynep topladığı imzaları Sevim Hanım'a götürmüş, biliyor musun? Nereden duydun? Kankasıyla konuşuyorlardı. Kankası kim ya? Yağmur kim olacak? Bir o eksikti zaten. Ya sen kızdaki cesarete bak ya. Önce bir sürü imza topluyor, ondan sonra onları Sevim Hanım'ın ofisine götürüyor. Dilan yeter! Bunların hiçbirini duymak istemiyorum artık. Zeynep şunu yaptı, bunu yaptı, yeter! Melis'ciğim, ben seni üzmek için söylemedim ki. Nereden geldiyse zaten. Başka okul mu yoktu ya? Neden bizim okula geldi? Bak, tamam üzülme. Yakında gidecek zaten. Nasıl gidecek? Babamın peşinde sürekli. Onun yüzünden her şey mahvoldu. Tamam, üzülme sen. Ben düşüneceğim bir şey, tamam mı? Dilan bak, sonradan bir şey çıkarsa fena yaparım. Senin haberin olsun. Ya iki dakika sabret, kendini göreceksin zaten. Ya neyi sabredim, neyi göreceğim? Söylesene. Ben bir mektup yazdım. Sanki Zeynep yazmış gibi. Altına da Zeynep'in imzasını attım. Kime yazdın? Babana. Ne diyorsun kızım ya? Mehtur verdin mi? Yoo ama vereceğim. Ver bana. Ne alaka? Ver dedim. Ne yapıyorsun? Yok artık. Tamam, babam bir hata yapmış olabilir ama o kadar da değil. Bu mektubu gerçek zannederlerse babamın başına neler gelebilecek düşündün mü hiç? Ha? Ne olacağını düşündün mü? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.